Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Kimsenin bundan en ufak bir kuşkusu olmasın. Biliyorsunuz aşılamada da önemli bir ivme artışı söz konusu. Günde 1 milyon dozun üzerinde aşı yapılıyor. Bakınız bu muazzam bir başarı ki dün 1,5 milyonu aştık. Belki bilemiyorum gelişmiş ülkeler ama gelişmekte olan ülkeler içerisinde en yüksek orana ulaştığımızı düşünüyorum. Ki gelişmiş ülkelerde de 1 milyon rakamına çıkıldığında da o ülkeler tarafından yine övgüyle ifade edilen açıklamalar söz konusu idi. Ben burada hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Sağlık Bakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. İnşallah kısa sürede, inşallah bu durumun olumlu etkisini de önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, biraz önce ifade ettiğim gibi inşallah bu aşının olumlu etkisini de önümüzdeki dönemde hem ekonomide hem de sosyal hayatın normalleşmesinde göreceğiz. Atılan adımların katkısıyla 2020 yılını biraz önce de ifade edildi, büyümeyle kapattık. Ekonomik aktivite 2021'in ilk çeyreğinde canlı bir performans gösterdi. İlk çeyrekteki %7'lik büyümenin %30'unu imalat sanayimiz tek başına sırtladı. Yine bu dönemde dış talebin ve yatırım harcamalarının da büyümeye önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. İhracat tarafı oldukça güçlü gidiyor. Bu sene turizmde ilk defa 200 milyar doların üzerinde bir ihracat performansı gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bursa'nın ticaret rakamları da yılın ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine göre %38'in üzerinde arttı. Sizlerin de desteğiyle yıl sonu hedefimize ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Makroekonomik politikalarımızda 3 temel önceliğimiz var. Birincisi, ekonomide dengesizlik ve kırılganlık oluşturmayacak kaliteli ve istikrarlı bir büyümeyi temin etmek. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren, verimliliği artıran ve rekabeti teşvik eden politikalarla büyüme patikamızı şekillendirmek istiyoruz. Bu büyümeden de tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. İkinci politika önceliğimiz, cari açığın kontrol altına alınması. Hatta orta vadede cari fazla veren bir ekonomik yapının hakim kılınmasıdır. Cari açıkla mücadelenin hem dönemsel hem de yapısal unsurlarının olduğunun farkındayız. İhracat pazarlarımızın toparlanıyor oluşu dönemsel açıdan işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Benzer şekilde altın ithalatını azaltmak için uyguladığımız tedbirlerin de müsbet etkilerini görmeye başladık. Yılın ilk 5 ayında altın ithalatı geçen seneye göre %47 azaldı. Yapısal tarafta da bir dizi tedbir elbette hayata geçecek ve geçiyor. Örneğin, imalat sanayimizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu daha da artırmak için özel programlar uygulayacağız. İhracatı öncelikleyen üçüncü ve en önemli politika önceliğimiz ise fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Değerli arkadaşlar, enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez. İşte bu yüzden enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Biz bu sorunu
bir bütün olarak ele alıyoruz. Para, maliye, finansal sektör ve yapısal politikalarımız uyum içinde hareket ediyor. Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Enflasyonla mücadelede beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında önemli bir rol oynayacak. Tabii burada döviz kuru istikrarı da oldukça önemli. Son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz. Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi hızlanacak, Türk lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek. Biliyorsunuz geçmişte de yüksek enflasyon sorununu yaşadık ve attığımız adımlar sayesinde enflasyonu gayet başarılı bir biçimde tek hanelere indirdik. Yine benzer bir başarı hikayesi inşallah bir başarı hikayesini birlikte yazacağız. Ancak bunun için sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Biz hükümet olarak sizlerin yükünü alacak ve işlerinizi hızlandıracak düzenlemeleri yapmakta kararlıyız. Reform paketinde de yer verdiğimiz üzere sanayimiz için finansman, beşeri sermaye, vergilendirme ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlarda somut politikaları hayata geçireceğiz. Birkaç örneğe burada yer vermek istiyorum. Finansa erişimin sizler için ne denli kritik bir önem taşıdığını biliyoruz. Buradan hareketle bankacılık sektörünün yanı sıra faizsiz finans sistemi ve sermaye piyasalarını daha da derinleştirecek politikalara hız vereceğiz. Katma değer üreten firmaların hayatta kalmasını da oldukça önemsiyoruz. Bunun için bankacılık sektörümüzde firma rehabilitasyonları için yeniden yapılandırma birimleri kurulmasını teşvik ediyoruz. Sanayicilerimizin ara eleman bulma noktasında karşılaştıkları zorlukların da farkındayız. Bu sorunu çözmek üzere çok önemli bir adım atıyoruz. Hazırlıklarımızı da büyük ölçüde tamamladık. Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimiz için çok daha cazip kılacağız. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlayacak ve bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu tarafı olarak biz karşılayacağız. Böylece sizlerin üzerindeki yükleri kaldırmayı hedefliyoruz. Bursalı kıymetli dostlarım, ülkemizin potansiyeline ve sizlerin yapabileceklerine çok büyük bir güven duyuyoruz. Türkiye, küresel ekonominin sayılı üretim ve inovasyon merkezlerinden biri olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.